Kariyer kavramı çoğumuzun zihninde daha iyi sosyoekonomik koşullara sahip olma, terfi etme gibi çağrışımları yapıyor. Acaba kariyer yolculuğu nerede başlıyor ve kariyer düşündüğümüz gibi statünün yükselmesi anlamına mı geliyor gerçekten? Kariyer süreci yaşam boyu devam eden bir süreç aslında ve bu nedenle de bir mesleği seçmekle ya da mesleğe girmekle tamamlanmıyor. O halde kariyeri kendi çabalarımızla oluşturduğumuz, zaman içinde gelişimleri ya da düşüşleri de içeren, bazen yeniden yapılandırdığımız ya da düzenlediğimiz, daha çok kişiye bağlı bir süreç olarak değerlendirebiliriz. Dolayısıyla kariyer yolculuğu yükselerek giden bir başarı grafiğinden öte, kişisel donanıma, fırsatların değerlendirilmesine ve yeterliliklerimizin ne ölçüde farkında olduğumuza göre şekillenen bir yolculuğu ifade eder. Kariyer süreci uzmanların tanımı ile bireyin meslek ve diğer yaşam rollerinin birbirine etkilemesi ve izlemesi sonucu oluşan ve bir ömür boyu yaşanan olaylar dizisinde özellikle iş ve mesleğe ilişkin rollerinde ilerleme, duraklama ve gerilemeleri de içeren bir süreçtir. O halde kariyeri kişilerin hayatları boyunca profesyonel olarak hayatını kazandığı alanda kendisini bir noktadan diğer bir noktaya taşıması ve elde ettiği deneyimler olarak özetleyebiliriz. Kariyer planlama ise kişinin bireysel kariyer hedeflerini oluşturması ve hedefe ulaşacağı araçları belirlemesi sürecidir. Bu süreçte bireylerin iş yaşamına yönelik olarak hangi yetkinliklere sahip olmaları gerektiğini fark etmeleri, kariyer seçenekleri ve fırsatlarını görmeleri, sürdürülebilir bir iş hayatına hazırlanmaları hedeflenmektedir. Her bir öğrenci ya da mezun için kariyer planlama süreci kişilik özellikleri, deneyimleri, ilgi, yetenek ve değerlerine göre farklılık gösterebilmektedir. Öncelikli olarak da ne yapmayı seviyorum, ne de iyiyim, nasıl para kazanabilirim, neyi değiştirmek istiyorum, iş dünyası benden ne bekliyor sorularına yanıt bulmak ilk adımlar için çok önemli. Çünkü kendini iyi tanıyan ve tanımlayabilen bireyler kariyer yolculuğunda daha başarılı oluyor. Kariyer planlama sürecinde bu sorulara yanıt bulurken yararlanılabilecek desteklerden biri de İşbur. Öğrencilerin eğitimlerinin ister ilk ister ilerleyen dönemlerinde kariyer planlama merkezine gitmeleri ya da İşbur'un iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmaları, öz farkındalıklarını artırmada, yeni kariyer seçeneklerini keşfetmede, bilgi, beceri ve deneyim kazanmalarında da yardımcı olacaktır. Bu anlamda iş ve meslek danışmanları, bireylerin kariyer hedeflerini belirlemesinde ve bu hedeflere ulaşmalarında atılacak adımlarda öğrenci ve mezunlara yardımcı olacaktır. Bireylerin meslek seçiminde ve kariyerlerini oluşturmada kendilerini iyi tanımalarının yanı sıra, kendini gerçekleştirme noktasında hayata ne sunmak istediklerini ve iş dünyasının neye ihtiyacı olduğunu bulmaları kritik noktayı belirlemektedir. Sabahları kendi içindeki alarma uyanarak işine gitmek, tutkuyla çalışmak, zorluklar karşısında baş edebilecek yollar bulabilmek, ani değişimlere uyum sağlayabilmek doğru yolda ilerlendiğinin göstergeleri olarak kabul edilebilir. 21. yüzyılın 21 yılının bitmek üzere olduğu şu günlerde pandemi süreciyle birlikte beceriler evrilmeye yüz tutsa da değişmeyen temel gereklilik kendini iyi tanımakla başlıyor. Kendimizi doğru tanımladığımızda mevcut becerilerimiz nelerdir, hangi becerileri edinmeliyiz ve hangilerini geliştirebiliriz sorularına cevap buldukça iş gücü piyasasındaki gelişmeleri de izleyerek gelişim sağlayabiliriz. Biliyoruz ki başarılı bir kariyer, hedeflerimizin ve yapabildiklerimizin toplamıdır. İş dünyası ise çalışanlardan iletişim, yaratıcı düşünme, problem çözme gibi aktarılabilir becerilerle yüksek performans, hız, yenilikçi düşünme ve yeteneklerini aktif şekilde kullanabilmelerini bekliyor. Teknolojinin sosyal hayata ve iş hayatına hakim olduğu, gün geçtikçe yapay zeka uygulamalarının yaygınlaştığı ama aynı zamanda 21. yüzyıl yetkinlikleri içinde yerini koruyan duygusal zeka becerilerini kullanmak da beklentiler içerisinde yer alıyor. Ne kadar başarılı yapılandırılsa da yapay zekanın ya da yapay uzmanlığın insan uzmanlığı karşısında sosyo-duygusal açıdan henüz yeterli olmadığını söyleyebiliriz. Yapay zekanın esinlenebilme gibi bir gücü de olmadığına göre duygusal zekayı ve insan becerilerini kariyer planlamada göz ardı edemeyiz. 21. yüzyılın iş yaşamında beklenen yetkinliklerini,
öğrenme ve yenilenme çatısı altında yaratıcılık, eleştirel ve yaratıcı problem çözme, iletişim ve işbirliği olarak sıralayabiliriz. Yaşam ve kariyer çatısı altında esneklik ve uyum sağlayabilirlik, inisiyatif alma, sosyal beceriler, üretkenlik ve hesap verebilirlik, liderliği sayabiliriz. Öne çıkmakta olan diğer başlığı ise bilgi, medya ve teknoloji çatısı altında bilgi okuryazarlığı, medya okuryazarlığı ve bilgi ve iletişim teknolojileri okuryazarlığı olarak sıralamak mümkün. 21. yüzyıl becerileri ve COVID-19 pandemisi sürecine baktığımızda pandemi süreci hemen hepimizin belirsizlikle başa çıkma, bilinmez durumların yarattığı tedirginlikle başlayan ve gitgide duruma uyum sağlama yetkinliklerimizi test etme dönemine dönüştü. Başlangıçta bu bilinmezlik bizi daha önce deneyimlemediğimiz tüm durumlarda olduğu gibi bir süre eylemsiz bıraktı ancak çözüme odaklanarak bir şekilde ilerleme imkanı bulduk. Kariyer yolculuğu da benzeri şekilde değişen koşullara, ki bu bazen olumsuz da olabilir, uyum sağlayabilme, esnek davranabilme, stres altında uygun karar verebilme gibi becerileri gerektirmekte. 21. yüzyılda tek bir meslekte iş hayatının tümünü geçirmenin yerini, kariyer süresince iş, alan ya da meslekte en az 3 kez, hatta 3 ila 7 kez değişiklik yapmak almaktadır. Dolayısıyla belirlenmiş rol ve görev tanımları yerini artık dinamik, değişen rol ve görevlere bırakmaktadır. Kariyer sürecinde verilen değişim kararları her zaman isabetli olmayabilir. Başarılı girişimcilerin geçmişlerini incelediğimizde pek çoğunun defalarca başarısızlık, düşüşler, maddi kayıp gibi olumsuz yaşantıları bulunmaktadır. Onları yeniden denemeye yönelterek diğerlerinden ayıran nokta literatürde rezilyans kavramıyla açıklanmaktadır. Rezilyans, Amerikan Psikoloji Derneği tarafından zorluklar, travma, trajedi, tehdit ya da ağır stres koşullarına iyi uyum sağlayabilme olarak tanımlanmıştır. Zor koşullara karşın yaşamla ilgili tüm aktivitelere katılmayı, yaşam koşullarını değiştirebileceğine inanmayı ve bunun için uğraşmayı, güçlüklere meydan okuyarak karşılamayı içerir. Diğer bir deyişle esneklik ve yeniden toparlanabilme becerisini ifade eder. Biz de daha çok yılmazlık kavramı olarak adlandırılan ve halk dilinde 7 kere düştüm, 8 kere kalktım sözünü de ta kendisi diyebiliriz. Yaşanılan olumsuz olayı kişiselleştirmemek, bunun geçici olduğunu ve her şeyin yoluna gireceğine dair umutlu olmak bizleri daha dayanıklı ve yılmaz hale getiriyor. Başarısızlık öykülerinden başarı öyküsüne geçişin kuşkusuz bu yılmazlık özelliğiyle bağlantısı bulunmakta. 21. yüzyıl gençleri olarak Z kuşağı yeni teknolojik olanakların iletişim ve ulaşım kolaylıkları ile hep bir aradalar. Uzakta olsalar bile ufak cihazlarıyla her an sözel, hatta görsel iletişim kurarak birbirlerine bağlanabiliyorlar. Onlar önceki kuşaklardan farklı olarak network gençleri, çeşitli ağların üyeleri oluyorlar. Uzaktan da iletişim kurabildikleri için fiziksel olarak tek başlarına yalnız yaşıyorlar. Aynı anda birden fazla konuyla ilgilenebilme becerileri gelişiyor. Z kuşağı, insanlık tarihinin el, göz, kulak ve benzeri gibi motor beceri uyumluluğu en yüksek nesli. Diğer yandan bir iş yerine adanmışlıktan çok, günlük hayatta sürekli değişim içinde ve multifonksiyonel olmaya yatkınlar. Her ne kadar beynimiz aynı anda birden fazla şeye kaliteli bir şekilde odaklanmaya zorlansa da, aynı anda birkaç işle meşgul olmayı tercih ediyorlar. 2020 yılı Dünya Ekonomik Forumu'nun İşlerin Geleceği raporunda 21. yüzyıl becerileri listesinin ilk sırasında analitik düşünce ve yenilik yerini korurken, karmaşık problemleri çözme becerisi yerini etkin öğrenme stratejilerine sahip olmaya bırakmakta, ardından karmaşık problem çözme, yaratıcılık, özgünlük ve girişkenlik becerilerini, yeni teknolojileri tasarlama ve programlama becerisini takip etmekte. COVID-19'un iş hayatına getirdiği durgunluk ve beraberinde gelen çeşitli sorunlar sebebiyle görevler, meslekler ve beceriler dönüşüm ve değişime uğramaya başladı bile. Az önce değindiğimiz yılmazlık becerisinin yanı sıra yeni beceri kazanma veya becerileri geliştirme ile karşı karşıyayız.
Tam bu noktada bir başka kavram olarak da çeviklik kavramı iş yaşamında sıkça yerini almaya başladı. Çeviklik, hız ve değişime uyumlu bir şekilde cevap verebilmeyi, stres ve baskı anlarında esnek bir şekilde tolerans gösterebilme becerisini ifade etmektedir. Beceriler, kavramlar, iş yaşamında aranılan yeni yetkinliklerin de değişmekte olduğunu deneyimliyoruz. İşlerin geleceği ise esnek zaman uygulamaları, daha fazla serbest çalışan, daha fazla girişimci ve sanal kurumdan bahsedebileceğimiz bir hale evrilmekte. Uzaktan ve hibrit çalışma biçimlerinin iş hayatına girmesiyle birlikte görünen o ki, kariyer yolculuğunda esnekliğe, değişen durumlara uyum sağlamaya bundan böyle sıkça ihtiyaç duyacağız gibi görünüyor. Kariyer planlaması sürecinde becerileri geliştirebilmek için neler yapılabileceğine baktığımızda, iletişim ağı yani network oluşturulmalı, gönüllü çalışmalara katılmalı, staj olanakları araştırılmalı ki staj bulmak iş bulmaya kıyasla daha kolay, ücret, değişken çalışma saatleri, gerekirse şehir değişiklikleri gibi konularda esnek olunmalı, iş ve özel hayat dengesi kurulmalı, yeni beceriler edinmek veya mevcut becerileri dönüştürmek için eğitimlere katılmalı, iş gücü piyasasına ilişkin gündem takip edilmeli, ilgi alanlarına ilişkin kongre, fuar, sempozyum gibi etkinliklere katılım sağlanmalıdır. Bu noktada, yani kariyer planlama sürecinde, İşkur'da iş ve meslek danışmanlığı, iş arayanlara, işverenlere ve öğrencilere istihdam ekseninde odaklanmış danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Peki, iş ve meslek danışmanınızla görüşmek size ne gibi avantajlar sağlayacaktır? Öncelikle iş ve meslek danışmanınız sizi daha önce düşünmediğiniz farklı ve yeni şeyler düşünmeye teşvik edebilir. Kariyer hedefinizi belirlemeniz için kariyer planlamaya yönelik soruları sorarak ve destek sağlayarak iş arama sürecinize yardım eder. Kişiye uygun kariyer kararları verme stratejileri öğretir. Kariyer planlamasında iş ve meslek danışmanları ve öğrenciler birlikte çalışır. Danışmanlar kendinizle ilgili daha çok şey öğrenmenizi, karar verme sürecini anlamanızı ve kariyer fırsatlarıyla ilgili bilgi toplamanızı sağlar. Ancak danışmanlar size hangi kararı vereceğinizi ya da kariyer planında ne yapacağınızı söyleyemez. Karar vermenin sorumluluğu size aittir. Danışmanınızla birlikte çalışmanız sonucunda kariyer hedeflerinizi belirleyip onlara ulaşmanızı sağlayacak beceri ve bilgileri geliştirebilirsiniz.